Şanlıurfa'nın devi Şanlı Dev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL. Her bütçeye uygun indirimli fiyatlarıyla bölgenin en büyük toptan fiyatına perakende satış marketi Şanlı Dev Gross hayırlı Ramazanlar diler. Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm dönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim." dedi. Cumhuriyet tarihini şöyle bir gözden geçirdiğimizde milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine ne zaman kendi içimizdeki ihtilafların girdabına kapıldıysak kazanımlarımızı tehlikeye attık, hatta kaybettik. Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, en sağlıklı, en ideal yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığımız sıkıntıları, krizleri, kaosları, saldırıları hep bu şekilde atlatabildik. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da, yetkiyi de, görevi de kendi adına yasamada, işte bu meclise, yürütmede, Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da, yargı kurumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek, milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz, özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanlarımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz. Yasamanın da, yürütmenin de, yargının da güç ve yetki kaynağı bizatihi milletimizin kendisi olduğu için hesap vereceğimiz yer de orasıdır. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı olarak bizler seçimlerde bu hesabı veriyoruz. Yargı da anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleriyle hesabını milletin vicdanına sunuyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çift plaka çıkarılmış ve terör eylemlerinde kullanılacağı ihbarı bulunan minibüste yanlışlıkla vurulan tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 18 Mayıs 2019 tarihi sabah saatlerinde Suruç Bölge Trafik Amirliği önünde yol kontrolleri yapan güvenlik güçleri daha önceden ihbar edilen ve terör eylemlerinde kullanılacağı bildirilen bir minibüsün uygulama noktasında geç durması, şoförünün araçtan çıkmaması ve camlarının filmle kaplı olması gerekçesiyle hayati tehlikeye neden olmayacak şekilde ateş açmış ve araçta bulunan şoförle birlikte 5 tarım işçisi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere nakletmişti. İlk olarak tedavilerine Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam edilen vatandaşları ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, doktorlardan hastaların durumları hakkında bilgi alarak yakınlarıyla da bir süre görüştü. Yaşanmaması gereken talihsiz bir olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren Vali Erin, tek tesellinin yaşanan olayda can kaybının olmaması olduğunu kaydederek yaralılara acil şifalar dileklerini iletti. Hem ki ülkemizde bir kaza gibidir olmuş. Allah'a şükür ben yok. Allah'ın yolunda sağ olasın.
kimse başka yöne çekmesin dedim ki. Yani bu bir trafik kazasıdır, yanlışlık olmuştur. Ona da olur. Hastane ziyaretlerinin ardından olayda yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erin, burada da söz konusu minibüs içinde bulunan vatandaşlardan olayı dinledi. Yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Erin, konu araştırılma ve soruşturma için Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır diye konuştu. Olayda mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Vali Erin, devlet sizin yanınızdadır, ne gerekiyorsa yapılacaktır, hepimize büyük geçmiş olsun dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlı Destek Programı YADES programı kapsamında hazırlanan Yeşilen Çınarlar Projesi'nden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği tarafından 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Yeşeren Çınarlar Projesi'nin üyeleri 65 yaş üstü vatandaşları iftarda bir araya getirdi. İftar programına Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Genel Sekreter Yardımcıları Mahmut Kırıkçı ve Selami Yıldız, daire başkanları, müdürler ve YADES üyeleri katıldı. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül iftar öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi. Burada babalar var, evlatlar yetiştirmiş. Bunların duası ve evlatlarına olan duası peygamberin ümmetine yaptığı dua kadar makbul. Yine burada anneler var. Bu anneler ki cennet ayaklarının altına konmuş. Bu bakımdan çok değerli misafirlerin olduğu bir mekandayız. Yine buradaki insanların, sizlerin çok önemli bir gücü var. İşte bunu ispat açısından şunu ifade edeyim. Şu Cumhurbaşkanımız nasıl ayakta duruyor? Amerika karşı, Avrupa karşı, dünyanın yedi düvele karşı ama dimdik ayakta. Nasıl duruyor? Sizlerin duasıyla. Evet, sizlerin sabahlara kadar yaptığı dua onları ayakta tutuyor. Ben kendim için de şunu diyorum. Biz sizlerin duasıyla varız. Sizlerin duasıyla işimiz kolaylaşacak. Ben bu iftar soframızı zenginleştirdiğiniz için, güzelleştirdiğiniz için, teşrif ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki asırlık çınar, yaşlılar onuruna düzenlenen yemekte görüşmenin detaylarını anlatınca herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Dedi konuşma kalipçe. Ha iyi demiş. Dedim ben Şanlıurfalıyım. He tamam dedi öyle söyle. Deme geliyorum gidiyorum. Deme geliyorum gidiyorum. Seni çok seviyorum geldim. Yanıya kadar. O diye ben seni getirdim. Şimdi üzme yollara. Maşallah. Demiş hele ben bunu görürüm nasıl bir hanımmış. Ya dedim bu kadar çok hadi şuna benim sevmiştim. Ama narvacı görmesin o gece. Gördüm. Abi neyse. Hani. Kıskanma ha. Güvercimiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yeşeren Çınarlar YADES projesi kapsamında belediyenin Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli eğitimler verdiği ve evde bakım hizmeti sunduğu yaşlılar onuruna iftar yemeği verdi.
Büyükşehir Belediyesi Hamarateliler Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki Şükriye Özbay da katıldı. Özbay burada iftar yemeğine katılanlara anılarını anlattı. Ezan öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgülerle söz eden Özbay, Erdoğan'a tavsiyelerde de bulunarak kalabalıklar arasında daha dikkatli olmasını istedi. Geçmişte yaşlıların yokluk içinde yaşadıklarını ve kuru ekmeğe muhtaç olduklarını belirten yaşlı kadın, Erdoğan'la refah içinde bir hayat sürdürdüklerini söyledi. Ben kısayım, geldi de uzun, ergildi. Bir saat söyle diye. Ben çok şişirdim. Erdoğan'la konuşuyor, baskavi yapma gitmişim. Elbet. Bu kadar Türkiye'yi kaldırıyor, indiriyor. Kolay mı? Dedim, ben derim ki, müdürlere dedim ki, derim yeter, yazdık camiye. Yok! Onu söylemezsin. Niye? İçsin. Devam etsin. He. Ha dedim ama bir yer gelirsen bir resim çektirir, böyle yan yana duvarımı asarım. Ha dedi, gelirim. Bir daha Cumhurbaşkanımızla görürseniz ne söylersiniz, ne söylemek istersiniz? Derim ki Allah size ömür verir oğlum. Bizim başımızdan eksik olmayasın. Bizleri sutar etmişsin bu dünyada. Seni hayriye keyif ediyor. Seni hayriye memleketimizde oturuyor. Ondan sonra harbi de gördük zamanında, açlığı da gördük, susuzluğu da gördük. Ekmeğin üstüne biz şarkı söylüyorduk küçükken. Ya ekmeğimiz yok, anne nereden getireceksin ekmeği, ekmek ne geldi? Geçmişte böyleydi yani. Elbet ya, şimdikini hiç öldü, ölenler görse şaşırırlar. Ya şimdi 100'ü geçeyim. 100 yaşını geçtiniz. Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Ayşe Karaca'ya otomobil çarptı. Küçük kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çanakçı mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Ayşe Karaca'ya plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Yaralı çocuk ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük kız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazadan sonra kaçan otomobili belirleyip sürücüsünü yakalamak için MOBESE kameralarını inceleme altına aldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır devrildikten sonra yanarak alev topuna döndü. Olay gece saatlerinde Şanlıurfa Mardin Karayolu'nun Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakolu yakınlarında yaşandı. Mardin'den Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün yolun tek şeride düştüğünü fark etmemesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sürücüsünün atlayarak son anda kurtulduğu tır yanarak alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle diğer sürücüler büyük bir korku yaşadı. Yangın nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Aracın söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılarak ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Baydilli, iftarda ilçe teşkilatıyla bir araya gelirken, iftar yemeğinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemil Çadak, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, ilçe koordinatörü Sabiha Karabulut, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla teşkilat üyeleri hazır bulundu. İftar yemeğinin ardından ilçe teşkilatına hitap eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlarken ilçe teşkilatına iftar buluşması için teşekkür etti. Yeni seçilen Karaköprü İlçe Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da burada. Yeni ilçe yönetim kurulu seçilen arkadaşları teker teker tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum onlara inşallah. Sağolunuzdur. Bizler çok önemli bir seçim atlattık. Seçimle Karaköprü ilçemiz şükürler olsun oy oranını da arttırarak vatandaşların bizlere oy vermesiyle hizmetleri istediklerini göstermiş oldular. Ve şunu söylemekte fayda var. Tüm Türkiye'de AK Parti'nin seçime girerken söylemi vardı. Tevazu, samimiyet ve gayretle. Şükürler olsun. Tevazu, samimiyet ve gayretle karış bütün dokuşarak seçimi en iyi şekilde Şanlıurfa'mızda 13 tane ilçenin 12 tanesini ve Büyükşehir'de alarak alnımızın akıyla Şanlıurfa'nın Güneydoğu'nun barajı set olduğunu gösterdik. Ve bu saatten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çalışarak, mücadele ederek, gayret ederek bize oy veren insanlara en iyi şekilde hizmeti götürecek, onları mahcup etmeyecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Müzesi önünden Göbekli Tepe'ye sefer başlatıyor. 1 Haziran itibariyle başlayacak uygulama öncesi, Göbekli Tepe yılını iyi değerlendirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin ardından 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbekli Tepe adeta Şanlıurfa'nın simgesi haline geldi. Bu kapsamda Göbekli Tepe'nin tanıtımına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da hız kazandı. Şanlıurfa il genelinde bulunan birçok otobüs durağında ve Urfa kartlara Göbekli Tepe tarihinin yer aldığı yeni düzenleme çalışmaları ve durak giydirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla Göbekli Tepe tarihi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca Göbekli Tepe bölgesine ulaşım sağlayan 100 nolu Göbekli Tepe hattının sefer sayılarının artırılmasının ardından bayram öncesi Şanlıurfa'yı ziyarete gelen vatandaşların tarihin sıfır noktasına ulaşımını kolaylaştırmak adına otobüs hattının ilk hareket noktası Şanlıurfa Müzesi olarak düzenlendi. 1 Haziran itibarıyla hayata geçecek olan düzenlemeyle vatandaşlar Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaretlerinin ardından vakit kaybetmeden Göbekli Tepe'ye gidebilecekler. Ücretlendirme ise tam bilet 5 TL, öğretmen 4 TL ve öğrenci ise 3 TL olarak belirlendi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Haliliye ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle iftar programında bir araya geldi. Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Haliliye ilçesi kurum amirleri iftar yemeği programına Başkan Mehmet Can Polat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı, belediye meclis üyeleriyle Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, il müftüsü Mehmet Taştan, ilçe müftüsü okul müdürleri, imamlar ve kurum amirleri katıldı. Programın açılışında konuşma yapan Başkan Mehmet Can Polat, Haliliye için birlikte çalışacaklarının mesajını verdi. Bizler de belediyeler olarak doğumdan ölüme kadar diyor ya mezara kadar tüm sosyal olarak vatandaşlarımızın hayatında yer alan hizmetleri, hizmetkarı olan belediyeler olarak onların inşallah gönüllerine talibiz dedik. İnşallah ne olursa olsun Haliliye ile ilgili tüm kurum kuruluşlar biriz beraberiz. Bunu buradan mesajını vermek istedim. Ama biz hukuk ve mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerimizi yürüttüğümüz gibi vatandaşlarımızla ilgili olarak hempal olma, onların gönüllerine girme, samimi olma gibi bir rolümüz de var. Kapımız herkese açık, amacımız, hedefimiz bir,
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başkan Can Polat'ın konuşmasının ardından okunan ezanla birlikte davetliler iftarını yaptı. Diğer yandan Başkan Mehmet Can Polat, Ramazan ayı dolayısıyla kurulan kardeşlik sofrasına gelemeyen ve hastanelerde yakınlarını bekleyen vatandaşların yanında oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan kayıtların incelenmesi sonucu belirlenen ailelere Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar öncesi sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Ekipler ailedeki kişi sayısı kadar içerisinde çorba ve ana yemeğin bulunduğu sıcak yemekleri ailelerin evlerine bırakıp afiyet olsun dileklerini iletiyor. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Haliliye Ek binayla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bekleyen hasta yakınlarına da her gün iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Görevliler hastane bahçelerinde bulunan uygun alanlara sofralar kurup istenilmesi durumunda da hasta yakınlarına bizzat yemekleri takdim ediyor. Yapılan hizmetten yararlanan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Ramazan ayında iftar vakti kendilerine sağlanan imkandan dolayı Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür ettiklerini söyledi. 3-4 gündür buradayım, hastam içeride. Hasta yakınları burada mağdur kalmıyor. Ne mutlu böyle bir hizmet yapan insanlar. Bir dakika. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgasında köy muhtarı silahla vurularak yaralandı. Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgası kanlı bitti. Köy muhtarı Mustafa Yücel tarlasına giderken husumetli olduğu Mehmet Sait D ile karşılaşınca başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında Mehmet Sait de yanında bulunan av tüfeğiyle muhtar Mustafa Yücel'e ateş etti. Vücudunun göğüs kısmından yaralanan muhtar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın şüphelisi olan Mehmet Sait de ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Hadi geliyor. Ele geçecek, ele geçecek. Gönder, gönder. Allah o süperinde yavaş yavaş. Tamam. Onları bakalım. Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarla sürerken bir traktör dereye uçtu. Traktörü çekmek için olay yerine çağrılan iş makinesi devrildi. İki kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Araba şeyini almamız lazım. Geliyor mu? Araba yanında kalmış. Gaziantep'in Nizip ilçesi Kırsal Çanakçı mahallesinde tarlasını süren 22 yaşındaki Mehmet Güngör idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası traktörün altında kalan Mehmet Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Güngör'ün cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktörü bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Olay yerine gelen vincin de kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Veysel Tunç isimli vatandaş vincin altında kaldı. Ağır yaralanan Veysel Tunç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç'un kazada ölen traktör sürücüsünün yakını olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Elazığ'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde sohbet evinde toplantı halinde olanlarla birlikte ikisi sözde üst düzey 17 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PDE soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda, örgüt tarafından haklarında FETÖ-PDE silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, hala sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakını ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken il kadın sorumlusuyla il üst düzey sorumlu şahsın da bulunduğu toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda para, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hatay evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Reşatlı mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ailesiyle gezmeden dönen araç sürücüsü İ.Ö. aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.'yü ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Melisa'nın cansız bedeni Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası baba İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ramazan bayramını ülkelerine geçirmek için Suriye'ye giden yüzlerce Suriyeli, kilisin Öncü Pınar sınır kapısında yoğunluğa neden olurken, ülkelerine dönenlerin sayısı bugün itibariyle 4000'e ulaştı. 7 senedir Türkiye'deyim. Bunun 5 senesi Konya'da geçti. Şimdi bu bayram ilk defa izine ineyim. Öncü Pınar gümrük kapısından. Akrabaları ziyaret edeyim. 5 senedir babamı annemi görmem. Oraları çok özledik. Türk hükümetine, Türk devletine çok teşekkür ediyorum. Şu andan bizim memlekete gidecek, Suriye'de Deir-i-Zor memlekete gidecek. Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. Polis ve asker tedbir alarak izdiham yaşanmasını önlüyor. Suriyeliler Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve barışın geldiği bölgelere akın ediyor. Suriyeliler Kilis Valiliği'nin izniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, Elbab, Cerablus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Akterin kasabaları, çeşitli şehir ve köylere gidiyor. Bugün itibariyle Kilis'ten 4000 civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi. Dört ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler online randevu sisteminde kayıtlıysa ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından Suriye'ye geçmeye başladı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi. Siirt'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede birçok bahçede fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor. Aşırı yağışlardan dolayı fıstık ağaçlarında dökülmelerin olduğunu belirten Siirtli fıstık üreticilerinden Bekir Akbey, bu sene verimde rekoltenin düşük olmasının fıstık fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı ve vuran dolu sonucunda ürün bu şekilde hep döküldü. Darbe yiyen yer hep bu şekilde döküldü. Aradan sıyrılabilen taneler gördüğünüz gibi gelişme gösteriyor. O da yüzde kaçı boş, yüzde kaçı dolu, o da belli değil. Geçen sene kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçilerimiz bu sene aşırı yağışlardan ve doludan dolayı zarar gördüler. Bu seneki %80 mahsul bu şekilde. Bak, dolunun vurduğu yer şu şekilde siyahlaşıyor bakın. Bak şu şekilde darbanın yerde var, hemen siyah oluyor. Vatandaşlarımız bu seneki Siirt fıstığını yine ne yazık ki pahalı yiyecekler gibi duruyor şu anki manzara. Mahsulümüzün bu şekilde verimsiz olmasından dolayı Siirt genelinde öyle. Tabii ki bütün bölgeleri kapsamıyor bu ama genelinde bu şekilde olduğu için yine ne yazık ki fıstığı hemşehrilerimiz biraz pahalı yiyecek gibi duruyor. Tabii piyasa ne olacağı da bilemeyiz ama görünen pahalı yiyecekler bu sene fıstığı.
Diyarbakır'da spina bifida hastalığı nedeniyle ameliyat olması gereken 2,5 yaşındaki Melek Doğan yardım eli bekliyor. Omurga açıklığıyla dünyaya gelen spina bifida hastası 2,5 yaşındaki Melek Doğan'ın sırtındaki kese nedeniyle belden aşağısının da tutmadığını ve kızının acı çektiğini belirten anne Firdevs Doğan, kızının 20 günlükken ilk ameliyatını olduğunu, ikinci ameliyat için 25 bin lira ödenmesi gerektiğini belirtti. Kolon kanseri tedavisi gören Melek'in annesi Firdevs Doğan, kızının tedavisi için sosyal medyada gönüllüler tarafından kampanya başlatıldığını ancak valilikten izin beklendiğini söyledi. Ben burada bugün valiliğe de gittim. İşte bunun için izin belgesi istedim. Hani yardımcı vatandaşlarımız var. Yardımcı olmak istiyor da. Bunun için işte izin belgesi olmadığı için bize yardım yapılmıyor. Sizden rica ediyorum. Kızım bu halden kurtulsun. Kızım uyuyamıyor. Sizden yardım istiyorum. Allah'ın izniyle önce Allah'ın sonra sizin yardımlarınızı istiyorum. Ameliyat olması için 25 bin istiyorlar. İşte bunun için en acil ameliyat olması gerekiyor ve ben bunu karşılayamıyorum. Eşim yeni işe başlamış. Sizden yani yardım istiyorum. 2,5 yaşında belden aşağısı tutmuyor. Sırtında kese var. Onun için ameliyat olması gerekiyor. O keseden dolayı uyuyamıyor. Yani ne ben rahat edebiliyorum ne babası. Her gün bizim için ölümdür. Sizden yardım diliyorum yani bunun için yani fazla bir şey yok. Maddi manevi elinizden gelene kadar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü kent merkezindeki tarihi sokak ve aralarındaki rutin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Şuski Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirli periyotlar şeklinde Şanlıurfa kent merkezindeki yağmur suyu ızgaraları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımını yaparak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda iş makinelerinin ve araçların giremediği, tarihi öneme sahip noktalarda ise personeller el yordamıyla ızgaraları tek tek temizleyerek bakım onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Tarihi çarşı ve alanlarda çalışmalarına ağırlık veren Şuski ekipleri, Halilurrahman bölgesinde bulunan Balıklı Göl, Gümrük Hanı, Attar Pazarı, Kunduracı Pazarı ile civarında bulunan camiler ve diğer tarihi hanlarda altyapı kontrollerini yapıyor. Rutin olarak kanalizasyon temizlik çalışmaları devam ederken, mazgallar dezenfekte edilerek insan sağlığına etki edecek faktörler ortadan kaldırılıyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Şanlıurfa'nın devi Şanlı Dev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL. Her bütçeye uygun indirimli fiyatlarıyla bölgenin en büyük toptan fiyatına perakende satış marketi Şanlı Dev Gross hava durumunu sunar.